seslendirmelerini de bu tabloya davet ediyoruz alkışlarınızla. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Atlan abi gülümse. Çiçin, bunu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü 103 nefer adlarına açılan kütüphanelerde, anılarına düzenlenen bu tür turnuvalarda yaşamlarını devam ettirecekler, mücadelelerini devam ettirecekler. Taleplerinin güncelliğini buralarda korumaya devam edecekler. Çünkü 103 insan kültürde, sanatta, bilimde yaşamını, isimlerini devam ettirecekler. Onları katledenler kendi gericiliklerinin karanlığında adeta çürüyecekler. Biz bu katliamı gerçekleştirilenlerin pimi çeken iki kişiden ibaret olmadığını biliyoruz. Bu katliamı gerçekleştirenlerin yargı önüne çıkarılan 36 kişiden ibaret olmadığını biliyoruz. 10 Ekim davası süresince gördük ki bu katliam organize bir şekilde planlanmış, gerçekleştirilmiş, yol verilmiş. Yani bir ihmaller zinciri değil, ittifaklar bütününü gördük biz bu katliamda. Dolayısıyla vereceğimiz mücadelenin barış mücadelesi, demokrasi mücadelesi olduğunu, aynı zamanda bu katliamda sorumluluğu olan, siyasi sorumluluğu olan bütün kişilerle, kurumlarla, siyasi temsilcilerle mücadelemizin ve hesaplaşmamızın süreceğini buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi o dönemin siyasal konjektürü içerisinde, kendi siyasal çıkarları çerçevesinde katliamları bir siyasi rant olarak değerlendiren anlayış, yerel seçime giderken Orta Doğu'daki pozisyonunu da değerlendirerek aynı çatışmacı politikalarıyla, aynı savaşçı politikalarıyla yeniden seçim sürecini bir siyasi ranta devşirmeye, bir siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Ülkeyi yeniden kan gölüne çevirecek politikalara imza atmaya çalışıyor bu iktidar. Dolayısıyla bizler bugün dün nasıl savunuyorduysak, dün nasıl bedel ödemeyi göze almışsak, yaşamlarımızla, cezaevi tehditleriyle, yaşamlarımıza kasteden tehditlere karşı barışı ısrarla savunmaya devam ettiysek, barışın yanına demokrasiyi de, özgürlüğü de koymaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki Orta Doğu'da tekellerin, emperyalist güçlerin kamplaşması Orta Doğu halklarına ve dünya halklarına acıdan, gözyaşıdan ve kandan başka bir şey getirmiyor. Dolayısıyla halkların cehennemi haline getiren dünyayı emperyalistlere karşı, tekellere karşı inadına halkların kardeşliği için, barış için, demokrasi için, özgürlükler için mücadele etmeye devam edeceğiz. Barış kazanacak, demokrasi kazanacak, halklar kazanacak diyorum.